Merhaba. Bugünkü konumuz telaffuzu da kendisi kadar zor bir hastalık. Waldenström makroglobulinemisi. Konunun ayrıntılarına geçmeden önce 1940'larda yaşanan bir olaydan söz etmek istiyorum. O yıllarda İsveç'te genç bir hekim olan Jan Waldenström bazı hastalarında o güne dek hiç rastlamadığı bir takım tuhaf semptomlar gözlemlemeye başlamıştı kanamalar, bulanık ya da çift görüş gibi görme bozuklukları, baş ağrıları ve genel bir halsizlik hali. Bu dört semptom kendi başlarına çok da kaygı uyandıran şeyler değildi. Ancak iş tahlil için kan örneği almaya geldiğinde Waldenström'ü çok şaşırtan bir şey oldu. Hastaların kanını şırıngaya çekerken zorlanmıştı. Sanki bu hastaların kanı diğerlerine göre daha yoğundu ve şırınga iğnesinin çapı bu yoğunluk karşısında yetersiz kalıyordu. Waldenström kanalımı sırasında karşılaştığı bu tuhaf durumda dahil tüm bu bulguların birbirleriyle ilişkisi olabileceğini düşündü ve yürüttüğü çalışmaların sonunda kuşkulanmakta haklı olduğunu anladı. Bu semptomlar grubu aslında kanın aşırı derecede yoğunlaşması ve akışkanlığının azalması anlamına gelen bir tür hiperviskozite sendromuna işaret ediyordu. En azından Waldenström'ün koyduğu tanı böyleydi. Fakat sonraları aslında ender rastlanan bir kanser türü olduğu anlaşılan bu hastalık onu ilk keşfeden İsveçli dahiliye uzmanının adıyla anılmaya başladı. Evet sanırım artık Waldenström nemisi hakkında zihnimizde bir şeyler canlanmaya başlamıştır. İsterseniz şimdi biraz daha ayrıntıya girelim ve bu hastalık nasıl gelişiyormuş biraz da ona bakalım. Waldenström makroglobulonimisi, kemik iliğinde oluşan bir hastalık. Şuraya sembolik bir kemik çizeyim. İşte oldu. Kemik iliği ise kemiğin iç kısmındaki kanalda bulunuyor. Onları da temsili olarak gösterecek olursak, mesela bu kırmızı ile işaretlediklerim, kırmızı kan hücrelerini üreten hücreler olsun, şunlar da pıhtı hücrelerinin yani Trombositlerin öncül formlar. Son olarak da plazma hücrelerinin öncüllerini belirtelim. Onlar da yeşil olsun. Evet, işte Waldenström makroglobulinemisi bu hücrelerde, yani plazma hücrelerinin öncüllerinde ortaya çıkan bir hastalık. Bu yüzden de bir plazma hücre diskrazisi olarak değerlendiriliyor. Diskrazi, bozukluk anlamına gelen bir sözcük. Buradaki diskrazinin üstüne bir çarpı atıp, işlev bozukluğu üzerinden gidelim. Bu sayede plazma hücre diskrazisinin ne olduğunu daha kolay anlarız diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu aslında plazma hücrelerinde ortaya çıkan bir işlev bozukluğu, bir disfonksiyon. Normal şartlarda bu öncül ya da diğer adıyla prekürsör hücreler plazma hücrelerini oluşturuyor. Plazma hücreleri ise antikorları üretiyor. Şu çizdiğim minik şey Antikor. Şimdi, antikorlar tıpta immunoglobulin adıyla da bilinirler. Buraya kısaltmasıyla IG diye yazıyorum. Waldenstrom makroglobulinemisinde bu plazma hücre öncülleri tümör yapısına bürünüyor. Yani kanser hücresi haline geliyorlar. Bu da bu öncül hücrelerin artık kontrolsüz biçimde çoğalmaları demek. Şu çizdiğim içi dolu yeşil yuvarlaklar işlev bozukluğuna uğramış plazma hücre öncülleri olsun. Bu hücreler kontrolsüz biçimde çoğalmaya başlayınca kandaki üminoglobulin miktarı da olması gereken seviyenin çok üstüne çıkıyor. Aslında bu hücreler IgM diye tanımlanan belirli bir üminoglobulin türünü üretiyorlar. Şuradaki Ig'nin yanına bir de M harfi koyalım. IgM, 5-immunoglobulinin bir araya gelmesiyle oluşan spesifik bir IgE tipi. Onu da ilk çizdiğim şekilden türeterek göstereyim. Evet, temsili olarak böyle bir şey işte. İşlev bozukluğu gösteren ya da kanser hücresine dönüşmüş bu plazma hücreleri, sözünü ettiğim bu IgM'den çok fazla miktarlarda üretmeye başlıyor. IgM aslında bir protein ve yapısal olarak, immunoglobulinlerin en büyüğü. Bu proteinlerden, aşırı miktarlarda üretilince kılcal damarlar tıkanmaya başlıyor. Ve böylece hiperviskozite sendromunun belirtileri ortaya çıkıyor. Yani başta saydığımız tüm bu kanama, görme bozuklukları, baş ağrıları, halsizlik ve tabii kanın aşırı derecede yoğun viskos hale gelmesi. Evet. Waldenstrom makroglobulinemisinin patofizyolojisi ana hatlarıyla böyle. Kanserli plazma öncül hücrelerinin ürettiği aşırı miktarda IgM, kanın akışkanlığını azaltarak hiperviskozite sendromuna yol açıyor. Peki, bu sendroma nasıl teşhis konuyor? Waldenstrom makroglobulinemisinin tanısında en etkili yol kemik iliği biyopsisi. Biyopsi sayesinde bu kanserli hücreler kolaylıkla saptanabiliyor. Fakat Waldenström makroglobulinemisi maalesef bütünüyle ortadan kaldırılabilen bir hastalık değil. Yalnızca bir takım tedavilerle iyileştirilebiliyor. Bunlardan ilki semptomatik tedavi. Yani hiperviskozite sendromunun yol açtığı rahatsızlıkları ortadan kaldırmaya yönelik. Plazma ferez adıyla bilinen bu işlemde hastanın kanındaki immünoglobulinlerin tamamı dışarıda filtre ediliyor ve IG'den arındırılmış kan tekrar hastanın dolaşım sistemine naklediliyor. Tabi ben biraz kestirme yoldan anlattım. Bu sayede damarların tıkanması önleniyor ve hiperviskozite sendromunun yol açtığı rahatsızlıklar bir süreliğine ortadan kaldırılmış oluyor bir süreliğine diyorum. Çünkü bu teknikle hastalığa yol açan şeyi ortadan kaldırmış olmuyoruz. Yalnızca semptomları hafifletiyoruz. Bir diğer tedavi ise hastalığın ilerleyişini yavaşlatmaya yönelik. Bu da özel bir kemoterapi süreciyle gerçekleşiyor. Özetleyecek olursak Waldenstrom makroglobulinemisi bir plazma hücre diskrazisi. İşlev bozukluğu gösteren plazma hücrelerinin normal seviyenin çok üstünde immunoglobulin M üretmesinden kaynaklanıyor. Aşırı miktardaki antikor üretimi ise kanın akışkanlığını azaltarak hiperviskozite sendromuna yol açıyor. Bu da kanama, bir takım görme bozuklukları, baş ağrıları, halsizlik ve kan kalınlığı gibi sorunları beraberinde getiriyor.